Hatta hoca şimdi bize hem bacak bölgesi hem karın bölgesini etkili şekilde çalıştıracak. Aynı zamanda üst bedeni bir sistem uygulayacak, süper sistem. Evet. Süper set sistemi. Görelim hocam. Tabii ki. Önce dumbbell'lar elimizde. Ben de yapayım seninle. Evet, beraber yapabiliriz hocam. Dumbbell'lar elimizde. Karşıya bakıyoruz. Bedenimiz dik bir konumda, omurgamız dik bir konumda. Ellerimizi dumbbell'larla karşıya doğru adımımızı atarken arka dizimiz yere değecekmiş gibi gergin bir şekilde indiriyoruz. Tekrardan eski pozisyonumuza geri dönüyoruz. Ve sonra diğer bacak. Sağ ve sol değil mi Sağ hocam? ve sol. Evet. Burada su şişeleri olsun elimizde. Eğer su şişeleri de hafif gelirse içine kum taneleri, o da hafif gelirse taş koyabilirsiniz. O da hafif gelirse cıva koyabilirsiniz. Değil mi hocam? Cıva daha vardı sanki. Cıval, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Karşıya bakarak Evet. nefesimizi indirdiğimiz noktada bacağımızı veriyoruz. Tekrar Kaç alıyoruz. kere yapalım hocam bunu? Yaklaşık sağ ve sol bacak olacak şekilde 5 tekrar sağ, 5 tekrar sol. Bu 10 sondu kere. zaten. Evet. Bırakıyoruz Evet hocam. dumbbell'ları. Ardından 10 saniye gibi bir süre içerisinde yere yatıyoruz matımıza. Ayaklarımız yerde. Bu şekildeyiz. Evet. Ellerimiz bu pozisyonda. Yukarı doğru kalkıyoruz. Çok güzel. Kafamızı yere koyuyor muyuz hocam? Koyuyoruz başlangıç Evet. pozisyonda. Tamam. Tekrar kaldırıyoruz. Bunu da 10 tekrar yapıyoruz 10 hocam. tekrar yapıyoruz Evet. hocam. İstersen devam et hocam. Tamam. Burada karın kaslarımız devrede. Biraz önce bacak kaslarımızı çalıştık. Hemen ardından hiç dinlenmeden geçiyoruz değil mi hocam buna? Hiç dinlenmeden 10 saniye gibi bir süre var. Hareketin geçiş evresinde. Tamam. Karnımızı sıkıyoruz yaparken. Karın kaslarını sıkıştırıyoruz. Evet hocam. Bunu yine kaç tekrar hocam? Bunu da 10 tekrar yapıyoruz. Bu da sondu zaten. Sondu. Tamam. Evet. 10 tekrar da bunu yaptık. Hop. Kaç setti hocam bu? Bu yaklaşık 2 set. 2 set. Aynen öyle. 2 set. İlk önce bacağımızı öne doğru uzatıyoruz. Lunge hareketini yapıyoruz. Ellerimizde su şişesi. 10 tekrar yaptık. Ardından hemen yerde Mert hocamızın gösterdiği mekik hareketini yapıyoruz. 10 tekrar. Bittikten sonra arada 30 saniye dinleniyoruz. Evet, 30 Sonra saniye. tekrar bir set daha yapıyoruz. 2 set toplam. Bu da hem bacak hem de karın bölgemizi çalıştıracak. Aynı zamanda söylemiş olduğun gibi hocam kalori yakımını Evet. sağlayacak. Kardiyo etkisi de yapacak bir egzersiz. 30 saniye dinlendik. Sonra hocam ikinci Sonra set da hangisiydi? ellerimizde yine dumbbell'lar. Evet. Ayaklarımız omuz genişliği kadar açık. 90 derecelik bir açıda öne doğru pozisyonumuzu aldık. Dumbbell'larımızı yana doğru arka omuzlarımızı hissedecek şekilde Evet. ve karşıya bakarak Burada kaldırırken kürek kemiklerimizi sıkıştırıyor gibi ve yukarıya doğru kaldırırken nefes veriyoruz. Yine su şişesi kullanabilirsiniz kaldırırken. Yine bunu kaç tekrardı hocam? bunu da 10 tekrar 10 tekrar yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Harika. Ve 10. 10 tekrar. Ardından yine bir önceki egzersizde olduğu gibi 10 saniye bir süre veriyoruz kendimize. Ellerimize dumbbell'larımızı Yine alıyoruz. ellerimiz damlalardı. Aynen öyle. Evet. Bu şekildeyiz. Ayaklarımız tekrar omuz genişliği açıklığında. Bu sefer squat pozisyonu alıyoruz. Yani çömülüyoruz aşağı doğru. İniyoruz. Kalkarken yukarı doğru birleştiriyoruz dumbbell'larımızı. Su şişesi de olabilir. Evet. Nefesimizi aldık. Aynen. Burada da eğer çok eğilemiyor isek, mesela bu biraz daha zor. Bakın, bunu bu şekilde yapabiliriz. Evet. Mesela bizi izleyen yaşlı izleyicilerimiz de var. Onlar da hareketi bu şekilde yapabilir. Eğer tansiyonumuz varsa da bunu kaldırmadan sadece eğilip kalkabilirsiniz. Evet. Çünkü yukarıda baskı pres hareketleri tansiyonu tetikleyebilir. O yüzden tansiyonumuz varsa da baskı yerine sadece burada durup yukarıya doğru kaldırıp yapabiliriz. Bunu kaç tekrar hocam? Bunu da yine aynı şekilde 10 tekrar 10 yapacağız. tekrar yine 2 Evet. set 2 set. aralarda 30 saniye 30 saniye, dinleniyoruz. evet. Evet. İlk önce bacağımız ve karnımızı çalıştırdık. Şimdi yine bacak bölgesi, uyluk bölgesindeki kasları ve omuz bölgesindeki kasları çalıştık. Şimdi hocam 3. set neydi? Üçüncü sette de bu sefer yine karın egzersizimizi çalıştıracağız. Tamam. Artı olarak da bu sefer burpee hareketimiz var. Onu Tamam yapacağız. hocam, tamam. Onu göstereyim.
Hatta matın üzerinde göstereyim. Tamam. Önce şınav pozisyonu alıyoruz. Evet. Omurgamız tekrar dik bir konumda. Hı hı. Bacaklarımı çekiyorum kendime doğru. Ardından patlayıcı kuvvetimle yukarı doğru zıplıyorum. Evet. Tekrar. Çok güzel. Pozisyonumu aldım. Karşıya bakıyorum. Çektim bacaklarımı. Yukarı doğru zıpladım. Süper. Ben de yapıyorum. Beraber yapalım hocam. Zıpladık. Tekrar. Bunu da yine 10 tekrar yapıyoruz. Eğer yine bunu da yapmakta zorlanıyorsak, dizlerimiz aşağıda, bastırıp kendimizi tekrar kalkıp, çekip, hafif sıçrayabiliriz. Tekrar indirirken tek bacağımız geride, dizlerimiz tekrar çekip, hafif. Kendimize göre bunu ayarlayabiliriz. Zor bir egzersiz. Bunu ilerledikçe yapabilirsiniz. Bu da yine kardiyo etkili bir egzersiz. Evet, aynen öyle. Evet, ardından neydi hocam? Ardından da tekrar karın egzersizimiz için sırt üstü yatıyorum. Ellerim kalçamın altında. Hı hı. Ayaklarımı birleştiriyorum. Yukarı doğru kaldırıyorum 90 derece pozisyonunda. Evet, çok güzel. Yavaşça indiriyorum. Evet, yine Mert hocamın gösterdiği hareket biraz daha seviyesi fazla level'ı yüksek bir hareket. Onu da ilk başladığımız zaman böyle yapabiliriz, çekebiliriz kendimize. Daha sonra ileride dizlerimizi biraz daha uzatarak yapabiliriz. Kendimize doğru çekip aşağıda yine. Daha sonra kendimizi iyi hissedersek ve belimizde baskı olmazsa, ki belinizde baskı olursa yapmayın lütfen. Yine buna devam edin. Burada belinizde baskı olmayacaktır. Bunu da yine kaç tekrar hocam? 10 tekrar yapıyoruz. 10 tekrar yapabiliyoruz. Aynen öyle. Bu da yine karnımızı ve özellikle daha alt tarafı, evet, alt çalıştıran özellikle bir bölge. Genellikle de seyircilerimizin sorduğu bir soru daha var. Karnımın alt karnımı çalıştırmak istiyorum diye. Evet. Ama aslında karnın alt ya da üstü yok. Bir bölge, abdominal diye tabir edilen Latince ismi. Alt tarafı var, yani her bölgenin olduğu gibi. Ve üst tarafı var ama alt karın ya da üst karın diye bir şey yok. Burada da yine bu harekette de karnın komple bütün kısmı çalıştı. Ama alt tarafı, alt kısmı biraz daha aktif oldu. Evet. Sadece bu. Onu da karıştırmayalım lütfen. Hocam bunlar bu yaptığımız 3 set hareket. Evet. Söylemiş olduğun gibi bir 20 dakika falan sürüyor. Evet, yaklaşık olarak. Ama gösterirken olarak bile yani zorladı. Kanter içinde kaldı. Terledi. Evet. Oldukça kalori yakıyor. Kesinlikle. Ve vücudumuzun tüm bölgesini çalıştırıyor. Evet. Ama bunu yeni başlayan izleyicilerimiz değil, Pilates'le birlikte biz burada hareketler gösteriyoruz. Vücudumuzdaki iç bölgedeki kasları çalıştırıp tendonlarımızı, eklemlerimizi kuvvetlendirdikten sonra kaslarımızı bu tarz hareketlere geçebilirsiniz. Bu yaptığımız hareketi de programı tekrar izlemek için Instagram'da Muzaffer Alemdar yazarsanız ben oraya demo videolar koyuyorum ve bu videoların tamamını nereden izleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Ben oraya yazacağım. Yani kuvvetinizi, dayanıklılığınızı arttırdıktan sonra oradan tamamını izleyip bu hareketleri de yapabilirsiniz. Hocam, peki kalça hareketiyle ilgili geçen gün maillere bakarken bir izleyicilerimiz kalçasının üst tarafında çok şikayetçi olduğunu söyledi. Böyle bir 3-4 mail gördüm. Evet. Onunla ilgili bir hareket gösterebilir misiniz? Tabii ki. Onunla ilgili de yine matımızı kullanacağız. Evet. Ellerimiz bu şekilde. Artı olarak plank pozisyonu alacağız. Yani dirseklerimiz yerde ve ellerimizi iyice birleştirerek düz bir konumdayız. Omurgamız dik bir konumda. Kalça ve bel senkronizasyonu da aynı şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Bu şekildeyiz ve tek bir ayağımızı hem karnımızı sıkıyoruz, evet, hem de kalçamızı sıkıyoruz karşıya bakarak. Tabii bunu senkronize bir şekilde, yani momentuma dikkat ederek, yani süreye dikkat ederek. Ve kalçayı kaldırırken sıkıştırıyoruz. Aynen öyle. Evet. Yine Mert hocamızın gösterdiği hareket seviyesi biraz yüksek hareket. Buna ulaşmanız için de yine yavaş yavaş arttırmanız gerekiyor. Bu hareketi yapamayabilirsiniz. Buna geçmeden önce de elleriniz
burada omuz genişliğinde, tek bacağınız yukarıda, ayak bileğinizi kendinize doğru çekip yavaşça indirip kaldırabilirsiniz. Yine kalçanızı sıkıştırabilirsiniz burada. Daha sonra Mert hocamızın gösterdiği bu zor hareketi yapabilirsiniz. Yine kendinize güvenirseniz yapın. Çünkü Mert hocamızın gördüğünüz gibi kasları çok dayanıklı ve şekilli olduğu için zor hareketler yapıyor. Evet. Buradan birinci seviye bu. İkinci seviye olarak da bunu yapabilirsiniz, kalça hareketi. Hocam peki egzersizlerde mesela 20 dakikalık bir egzersiz yaptık. Evet. Bunda yanımızda şu su şişesi bulunsun mu? Su içelim mi arada? Tabii ki mutlaka. Yani suyun önemi zaten çok büyüktür. Hı hı. Hem yediklerimizi sentezlemek için, besinlerimizi sentezlemek için hem büyük bir rolü var hem de performansımıza da etkisi var. Hı hı. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Su, evet. Evet. Bu egzersizleri yaparken de su içelim. Yanımızda bir su şişesi olsun ya da bir bardak. Onu bir iki yudum. Her 3-4 dakikada mola verip içebiliriz. Çünkü mutlaka. Bazı egzersizler yorucu oluyor ve görmüş olduğunuz gibi terliyorsunuz. Ben gösterirken bile terledim. Kesinlikle. Evet. Hocam çok güzel hareketler gösterdin. Seyircilerimizin sorularını yanıtladın. Evet. Sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine Türkiye'yi temsil edeceksin bir sonraki yarışmalarda. Burada yine dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonu olmanı diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah çok faydası olmuştur. Hocam çok güzeldi. Bu gösterdiğimiz hareketleri seyircilerimiz de yaptığı takdirde form kazanacaktır. Evet, dayanıklılığı artacaktır. O yüzden çok faydalı bir program oldu hocam. İnşallah. Geldiğin için çok sağ olasın. Çok sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Mert Gürler'le birlikteydik. 2015 Dünya Şampiyonu. Kendisi bize etkili fitness hareketleri gösterdi ve soruları yanıtladı. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Şimdi sağ olun.